Ozan Zeybek'e merhaba diyeyim mi abi? Diyelim. Ozan Zeybek hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Sevgiler, saygılar. Şimdi, Ahmet hocama, Murat Ahmet Bey'e hocam. De selamlar. Selamlar, Murat, selamlar. Sevgili Murat. Buyur abi devam edin. Sen tamamla ki oraya gideriz. Yani sonuç itibariyle tabii ki karşınızda çok iyi bir ekip var. Bir kere taraftarı arkasında. Müthiş bir seri yakalamış. İşte arka arkaya hem Avrupa'da hem ligde çok sayıda maç kazanmış. Dün 13. maçını kazanmış. Yani bu bile başlı başına ayrı bir motivasyon unsuru. Ve bir de artık oynayan oyuncuların özellikle yeni transferlerin bakıldığı zaman çok iyi performans ortaya koydukları da gerçeği de ortaya çıkmış. Taraftar işin içine girmiş. Taraftar takımın bu coşkusuna ortak olmuş. Sonuna kadar destek veren, çünkü geçmiş yıllarda, geçmiş sezonlarda böyle bir şey yoktu. Yani eğer siz rakibinizle olan maçınızda, özellikle Kadıköy'de bir yerde böyle bir hafif bir kırılma noktası olduğunda homurdanmalar başlıyordu. Bu sefer yani artık coşku hem sahada var hem tribünde coşku var ve maçın başından sonuna kadar yazılan hikayeyi oyuncular taraftarlarıyla beraber yazıyorlar artık. Yani bir bunu da yani klasik olacak işte futbolda yani aile olmak, kolej takım havası şu anda ciddi şekilde Fenerbahçe'de var. Artı her maçta ayrı hikayesi olan bir oyuncu çıkmaya başladı. İşte bundan önceki maçta Alanya'da İrfan Can Fenerbahçe'ye golünü attı. İşte puanlı getiren oyuncu oldu. Dün Şivaski işte golleri, oyunu, Jiku attı mesela. Bir maçta Ceko bir hikaye yazıyor. Fred her maçta kendine has hikayesini yazıyor ve yapılan yorumların hepsinde Fenerbahçe'nin en iyi, en olumlu transferi gözüyle şey yapılıyor, ifade ediliyor. Yani şu an özgüven var. Keyif veren futbol var. Taraftar desteği var. Coşku var. Kalite var. Kaliteli oyuncular var. Kaliteli oyuncuların her maçta yazdıkları bireysel hikayeler var. Takım olarak yine hikaye yazan bir Fenerbahçe var. Saha kenarında takımını iyi yöneten bir hoca var. Tribünde takımına destek veren bir taraftar topluluğu var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde şu an baktığımız zaman kayıpsız bir takımın olması gerçekten mucize değil. Normal olan işin olağan akışında giden bir şey. Ve ben milli araya kadar da bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Hatta o kayıpsız maçların bundan sonra da devam edebileceğini ki biraz zor maçların şeyine de girecekler. Yani onu da belirteyim. Ahmet abiye gitmeden bir Ozan Zeybek'e diyeyim ki son paragrafına katılıyor musun? Diyor ki Murat Özbostan her şey var diyor. Olmayan ne? Şimdi Aykut sanki içimi okuyorsun. Murat Özbostan'ın sözünü kesmeyeyim dedim. Murat Bey eksik olan bir şey var mı sizin gördüğünüz diye soracaktım ben de. Yani bir takımın her şey yolunda giderken konuşulacak şeyi çok az aslında. Futbol adına övgü dolu sözler 3-5 veya klişe haline gelmiş deyimlerden oluşuyor. Ama eleştiri olunca biz eleştirmeye alışmışız. Fenerbahçe'de hep bir eksik, bir yanlış, hatalar zinciri devam ediyordu ve sezonlardır şampiyonluk gelmiyordu. Ama bugün baktığımızda muhteşem bir seyirci, muhteşem bir atmosfer. Fenerbahçe en önemlisi hızlı oynamayı öğrenmiş. İlk 30 dakikaya baktığımda, izlediğimde dün maçı, o 10 yıl önce Messi'nin böyle en zirvede olduğu zamandaki Barcelona'nın 30 dakikasını hissettim. Ama bu Fenerbahçe ne zaman bunu yavaş yavaş yapabilir? Stüdyodaki teknik adam benden sonra daha detaylı anlatabilir ama bugün 30 dakika bu baskı presi, hızlı hücumu, rakibi kendi sahasında, kendi alanında hapsetmeyi beceren Fenerbahçe ne zaman 45 dakikaya çıkaracak? İlk yarıyı lider bitirir. Ne zaman 60 dakikaya çıkaracak? Şampiyon olur. Bunun Avrupa'da da bu serüvenin devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe bu sene güzel duygular yaşatıyor taraftarlarına. Dün dikkatimi çeken birkaç olay var. Mesela ben son haftalarda en çok Batshuayi'yi eleştiriyordum. Surat asıyordu, tafra yapıyordu, küserek soyunma odasına gidiyordu. Dün Batshuayi'nin oyuna girerken ve çıkarken, o maç sonunda teknik adamına sarılması, onu da ikna etmişler. Bunu da teşhis koymuşlar. İsmail Kartal'ın bazı noktalarını eleştirmiştim. Ben ve benim gibi eleştirisel gözle bakanlar, İsmail Kartal bunları bizi dinledi diye söylemiyorum. O da eksikleri görerek bazı noktalara temas etmiş ve
o yanlış veya eksik gördüğümüz bölümleri değiştirmiş. Taraftara inanılmaz yani, dakikalarca konuşmak istiyorum. Dün Fenerbahçe taraftarı muhteşemdi. İçimden şöyle bir şey geçirdim maçı izlerken. Keşke dünyadaki bütün Fenerbahçeliler bugün şu taraf statta olabilseydi. Çünkü o 30 dakika bizim özlediğimiz futbol. Keşke ligimizin kalitesi, birçok takımın bu şekilde gidebilmesi dilekleriyle, temennisiyle bu maçı izledim. Daha Cengiz Ünder'i var, Emre Mor'u var. Bu takıma katkı sağlayacak kaliteli, yetenekli oyuncuları var. Fenerbahçe'de şu anda her şey yolunda gidiyor. Ben bu hafta sonu da yani bu serüvenin, yenilmezlik serüveninin devam edeceğini düşünüyorum. Her maçın ayrı kahramanı çıkardı eski Fenerbahçe derdi. Fenerbahçe takımını izlediğimizde 8-10 senede. Ama bu Fenerbahçe'de her maçta 3-4 tane kahraman var. Yani Fred'den mi bahsedeyim, Bekao-Ciku ilişkisinden mi bahsedeyim, Uche Hök hatırlatıyor bana. Hani bazı arkadaşlarım bana Lugano diyor. Hayır, Uche Hök ikilisini yakaladı Fenerbahçe. Kaleci ilk iki hafta ya bu mu acaba derken büyük kaleci olduğunu gösterdi. Hamleleri, çabukluğu, yan top becerisi. Beklere bakıyorum. Ya muhteşem. Osterwold'e 7 milyon euro mu verilir deniyordu. Muhteşem. Herkes dün Fred'i konuşuyor. Simanski'yi konuşuyor. Eğer Osterwold'e konuşmazsak ona haksızlık etmiş oluruz. Onu da, onun için de bir parantez açmak lazım. Muhteşem yükselişi devam ediyor performans anlamında. İsmail nazarlardan korusun Allah. Muhteşem oynuyor. Fred mikser gibi. Yani o bölgenin her türlü dizaynını yapıyor. Çift yönlü. Fenerbahçe'ye ileri geri ne yapması gerekiyorsa bir orta saha oyuncusunun bunu başarıyla gerçekleştiriyor. İrfan Can, Cengiz transferinden sonra eleştirilen İrfan Can, form grafiğini yükselten bir İrfan Can var. Dzeko'yu yorulmasın diye nasıl olsa skor bulmuşken oyundan alan bir teknik adam var. Ben sadece Tadic konusunda biraz tereddütlüyüm. Tadic çok yetenekli. O çizgi üzerinden, kale çizgisi üzerinden ayağıyla böyle mıknatıs gibi çekerek bir pozisyonu var. Topu aldı. Yeteneği muhteşem de katkısının daha büyük olması lazım. Onu bugün bir Sergen Yalçın da oraya koysak, yıllardır futbol oynamıyor. O da o hareketi yapabilir. Yetenek anlamında anlatmıyorum bunu. Performans ve katkı anlamında anlatıyorum. Aksiyan, yani hiç kimseyi böyle geçersiz notla sınıflandırmak istemiyorum Fenerbahçe'de. Muhteşem bir Fenerbahçe var. Bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Hedefin daha büyük olması lazım. Bu fırsatlar böyle takımlara 10 yılda, 20 yılda, biz UEFA Kupası'nı alır kaç yıl oldu Aykut? Düşünelim. 2000'de. Düzeni bozarız. Ahengi bozarız diye düşünmemek lazım. Devre arasında Konferans Ligi finalini hesaplayarak ne yapılması gerekiyorsa, aksayan bir nokta varsa Fenerbahçe'nin bu şekilde gitmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Hocam cümlende güldü Ahmet abi. Ama evet. Son cümlene güldü. Erken konuşuyorum diye düşünüyorum. Ben bu gruplara, bu takımlara baktıktan sonra UEFA'dan gelenleri daha bilmiyorum. Kimler gelecek buraya Konferans Ligi'ne, ama baktığımızda Fenerbahçe'nin final oynamama ihtimali daha düşük diye görüyorum hocam. Ama UEFA'dan gelenler farklı takımlar olacak. O yüzden güçlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Niye güldün hocam? Gülüşüm o değildi sevgili Ozan. Ben Fenerbahçe'nin UEFA'dan en güçlü takımlar gelse bile Konferans Ligi'nin şampiyonluk adaylarından biri olduğunu samimi bir şekilde düşünüyorum. Kaldı ki ben bunu yıllar önce daha telaffuz etmiş biriyim. Hep onu dedim ben. Bizim takımlarımız, altyapımız çok sağlam olmasa bile çok iyi bir üst yapı organizasyonuyla Avrupa'da çok başarılı olabilirler. Galatasaray'ın 2000 yılındaki şampiyonluğunda olay aynıydı. Altyapı yine eksikti ama üst yapıdaki o düzgün organizasyon Galatasaray'ı oraya taşımıştı. Ben Fenerbahçe'nin çok ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Hatta Beşiktaş bu dönemde bazı sorunlar yaşasa bile gruptan kesinlikle çıkıp daha sonra da yoluna devam edecektir. Ona inancım da sonsuz. Hatta dilerim ki Konferans Ligi'ni değil, Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir Fenerbahçe'yi, bir Beşiktaş'ı, bir Galatasaray'ı görelim. Şundan gülümsedim ben. Ya biz genel konuşuyorum, abartmayı biraz seviyoruz. O yüzden bazen sevgide de veya iyi bir performansı da abartan bir yapımız var. Bazen eleştiride de, kötü bir performansı da çok ağır bir şekilde eleştiren bir abartılı yapımız var. Sen Fenerbahçe'nin doğru olduğuna inandığım, söylediğin her şeye katılıyorum. Bu artılarının aynısı geçen sene de 6. hafta vardı diye düşündüm. Geçen sene de ligin 6. haftasında Fenerbahçe liderdi. Bütün maçlarını neredeyse 3'er 4'er gol atarak kazanıyordu.
Fenerbahçe Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyordu. Geçen sene de Fenerbahçe'nin öyle kaliteli bir kadrosu var ki ikinci takım bile kurulur, o bile şampiyonluğu oynar deniyordu. O yüzden o günler geldi aklıma. Evet, Fenerbahçe şu an bulunduğu yeri hak eden ve her geçen günde üzerine koyarak gelişen bir yapı içinde oynuyor. Herkes görevini tam olarak yapıyor. Onda bir sorun yok. Ama bazen biz kendi yaptığımız hatalardan dolayı düşüşe geçiyoruz. Sana sorum da o yüzden öyle olsun, öyle bir pas atayım sana. Geçen senenin 6. haftasıyla bu senenin 6. haftası arasında ben çok büyük bir fark göremiyorum. Senin gördüğün farklar neler? Şimdi maçlardan önce verirler ya son 5 maçı, son 15 sezonda ne yapmış mesela Galatasaray ile Fenerbahçe. Son 5 sezona ben bakmıyorum. Benim yorumculuğum son 2-3 haftanın veya önümüzdeki 2-3 haftanın gidişatına göre. Geçen senenin takımıyla bu senenin takımı arasında çok büyük yetenek ve kalite farkı var. Geçen sene çok hızlı oynayan Jesus'un motivasyonuyla bir ambiyans yaratan Fenerbahçe vardı. Bu sene yetenekli ve teknik oyuncuların kapasitesi yüksek oyuncuların olması beni böyle heveslendiriyor. Bir de işin yolunda gitmesi tabii daha da inandırıcı hale geliyor. Şimdi sezonun başındayken bu kadar ya İsmail Kartal yapabilir mi yapamaz mı diye hep konuşuyordum. En çok belki de Fenerbahçe'yi eleştirenlerden biriyim. Yıllardır. Ama bu Fenerbahçe dünkü oyun, özellikle dünkü oyun ve Fenerbahçe'nin bu tarz hızlı oynayabilmesi, çabuk düşünebilmesi beni daha çok da heveslendirdi. Dün taraftar İsmail Kartal'ı birkaç kez maçın durduğu esnalarda hep alkışladı, tezahüratlar yaptı. Ben en büyük tezahüratım, bakın uzun zamandan beri, 5 yıldan beri alkış ve tebrik görmeyen Ali Koç ve yönetimine gitmesinden yanayım. Aykut, hiç kimse onları konuşmuyor. Maça da gelmiyor başkan. Bu kadroyu kurabilmek, böyle eline verebilmek, bir teknik adamın emrine sunabilmek büyük bir marifet. Çünkü Fenerbahçe hep bir şeyi eksikti. Ya beki yoktu, ya stoperi yoktu, yok kalecisi hatalıydı, ya santraforu yoktu. 7-8 tane oyuncusu, mevkisel anlamda anlatıyorum, İyi giderken 2-3 tane aksiyen oyuncusu vardı. Bu kez öyle bir durumda yok ve kenarda gelecek bir Cengiz'den, bir Emre Mor'dan da bahsediyorum. Bunlar da büyük katkı sağlayacak. Bir tek İsmail konusunda, İsmail'in yaptığı işi yapabilecek oyuncusu yok. Bu konuda eleştirebilirim. Ama İsmail oynayabildiği sürece, sakatlanmadığı ve kart cezalısı olmadığı sürece de oynayacak diye düşünüyorum. Vazgeçilmezlerim var Fenerbahçe'de. Herkes Simanski derken, Ceko derken, Tadiç derken ben Beka, Ciku diyorum. Ben Fred, İsmail, bu ikililere çok önem veriyorum. Bugün kalede bizim İrfan Can Eğribayat'ta oynasa zor duruma düşmez Fenerbahçe. Bekleri, bakın geçen sezonun en formdaki oyuncusu Ferdi ve Osay Samuel. Bekleri de değiştirelim bugün. Mert Müldür'ü koyalım. Osterwolde'yi koyalım. Yine o kadar fark etmez diye düşünüyorum. Çünkü iki tane savunmadaki iki tane oyuncu çok önemli. Orta sahadaki iki tane oyuncu çok önemli. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'a baktığımızda stoperleri ve orta saha oyuncularını gözümüzün önüne getirelim lütfen. Şimdi hatırlıyorum ben Szymański kırmızısını verdiğimizde birçok kişi ya bu Szymański de kim dedi, ama Szymański geçen sene Orkun Kökçü ile birlikte şampiyon yaptı ve çok 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 iyi bir oyuncu transfer ettiğini burada söyledik, dile getirdik. Hatta Ozan da çok bu konuda ısrarcıydı. İyi bir oyuncu aldı, göreceksiniz. Szymański sezona damga vuracak diyordu Ozan. Şimdi Ozan da hazır hattayken oyuncunun 13 maça çıktığını söyleyeyim. 796 dakika forma giymiş, 7 golü var, 4 asist. Toplam gole katkı 11. Ozan, 11. Evet. Şimdi hocamın söylediğine burada geleceğiz. Haklılık payı nasıl oluyor? Geçen sezonun şeyiyle kıyasladığımızda istikrar çok önemli. Biz 30. haftaya baktığımızda da Szymański 30 maç oynamış, işte 14 tane gol atmış, 8 tane asist yapmış, 20 gole katkıda bulunmuş diyebiliyorsak bunların hepsinin çok yetenekli ve önemli oyuncular, güçlü oyuncular olduğunu o zaman göreceğiz. Hocam ben geçen sene de böyle bir heyecan yaşıyordum Fenerbahçe'yi izlediğimde, ama geçen seneyle kıyasladığımda o temponun üzerine yetenek ve kalite geldi. Bunlar çok önemli. Şimdi biz 3-4 hafta daha böyle giderse, milli maç arasından sonra da Fenerbahçe böyle giderse, devre arasında takımı ve ruhu bozmadan nasıl güçlendirebilir Fenerbahçe, bunları konuşmak durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Çünkü Konferans Ligi
Fenerbahçe'nin veya Türk takımlarının gözünde çok büyüteceği bir olay olsun istemiyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi'ni hayal etmek bize uzakmış gibi geliyor. Geçen sene ben hiçbir zaman hani UEFA Kupası'nın finalini oynar, şunu yapabilir, dönem dönem böyle gaza gelebiliriz. Bir maç bizi çok etkileyebilir, bir hareket, bir reaksiyon bizi çok etkileyebilir ama Konferans Ligi'ne sezonun başından beri söylüyorum. Bu grubu gördükten sonra Fenerbahçe'nin buradan lider çıkıp direkt kendini Mart ayına mı atıyor Aykut? Yanıltmayayım. Mart ayına atıyor takım kendini. Bu gruptan çıktı. Lider çıkarsa Mart ayına atıyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen sezonda Jesus'lu Fenerbahçe direkt kendini atmıştı. Sevilla'ya yenemiş olsa belki filan oynayacaktı. Bunları hedeflemesi lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yani şu birlik beraberlik havasını yakalamışken takımdaki oyunculara bakıyorum. Hiç işin içinde kaytaran veya hani sokak ağzıyla değil bu konuşmam. Kaytaran veya kurnazlığa kaçan bir oyuncusu da yok. Herkes işini yapıyor. En önemli şey bu. Yani, niyet var ortada. Yani dedikodu yok. Onu bunu çekiştirmek yok. Hakemlerle diyalog yok. Herkes işine bakıyor. Hocam herhalde şeyi söylüyor. Onu söylüyor Ozan'a. Yani abartılıyor diyor Fenerbahçe'nin şu anki performansı. Öyle mi hocam? Öyle. Bakın Fenerbahçe'nin... Abartılıyor mu hocam? Şöyle... Biz ya da geçen seneyle bu sene arasında hiçbir fark yok mu? Bakın mutlaka çok büyük farklar var. Her şeyden önce hocanın futbol felsefesi anlayışı hocam, farklı. Çünkü biraz önce son bir cümlemi söyleyeyim size bırakacağım. Zor bir fikstürün içerisine daha girmedi Fenerbahçe. Onu da tabii ben söyleyeyim bu arada. Şimdi fikstür zaten bütün takımlar için bazen zor görünse bile o zoru kolaya çevirirsiniz. Sonuçta bütün takımlarla oynuyorsunuz. Fenerbahçe'nin bence alkışı hak eden en önemli yönü şu. Bir takım içindeki birlik beraberlik, başkan, yönetim, teknik heyet, teknik direktör, takım ve taraftar hepsi kenetlenmiş durumda. Ve bunun sahaya yansıması da o pozitif rekabetten kaynaklanıyor. Şu an takımda olan oyuncuların her biri bütün maçlarda oynayacakmış gibi, bu takımın as oyuncusuymuş gibi, hocasının, başkanının, taraftarının çok güvendiği bir futbolcu moraliyle, psikolojisiyle yaşıyorlar, çalışıyorlar ve oynuyorlar. Bu Fenerbahçe'nin en büyük artısı. Böyle giderse, ki hiçbir şeyin garantisi yok, Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı olmaya devam edecek. Giderse dedim, neden? Geçen sene de böyle giden Fenerbahçe, Dünya Kupası arası 12. maç Giresun maçıydı. O kadar ligi domine eden bir şekilde gitti ki Evet. Bu bir rahatlığa neden oldu. Peki. O rahatlık sonrası kaybedilen bir Giresun maçı da Fenerbahçe'nin kırılmasını beraber geçiyor. Hocama bir sorum var. Bu konuyu ondan sonra bir daha siz konuşursunuz. 3-4 dakika hocam. Hocam geçen sezonki Fenerbahçe'ye baktığımızda, oyuncu kalitesine, yapısına, yeteneğine baktığımızda onlara 100 üzerinden 70 verirsek bugünkü Fenerbahçe'ye kalite şey anlamında, yetenek anlamında, marka anlamında, oyuncu profili anlamında bunlara yüzlerinden kaç verirsiniz bir teknik adam olarak? Ben bu seneki kadro kalitesini geçen senekinden daha iyi buluyorum. O kesin. Bireysel evet. olarak Fenerbahçe'de sorunu çözecek, maçı kazandıracak, kaldı ki liderlik konusunda bile bütün takıma liderlik edecek futbolcu sayısı geçen seneye göre çok daha fazla. Fenerbahçe birçok şeyi geçen seneden daha iyi yapıyor. Bu da Fenerbahçe'nin bu sene daha büyük bir aday olduğunun en güzel işareti. Son cümleleri verelim Ozan'a. Ama benim söylemek istediğim şu an Fenerbahçe ligi şampiyonluğu önemsediği kadar ligin sonuna kadar da aynı şekilde önemsemesi lazım. Hiçbir şekilde artık ben diğerlerinden farklıyım, ben bu sene mutlaka oldum dediği anda Fenerbahçe'de düşüş söz konusu olabilir. Geçen sene bu konuda bir hata yaptılar. Oradan ders evet. çıkarmalarının şart olduğunu düşünüyorum. Reklama çıkacağım Ozan. Toparlarsan sana da veda edelim. Sana böyle bir şeyle final yapayım. Benim izlediğim, bugüne kadar izlediğim Fenerbahçe, bu resmi maçlarda izlediğim Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde, Avrupa'yı katmıyorum bunun içine, iki maçı üst üste kaybetmez diye iddialı bir şey söylüyorum sana Aykut. Bu Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi'nde iki maç üst üste kaybetmez. Bu önemli bir iddia. Yani az gol yemen üstüne duruyor hoca, İsmail Hoca. Taş gibi de bir savunma kurduğunu söylüyor ki teknik adamlar, yorumcular, Fenerbahçe futbol severlerin hepsi iyi bir savunma hattı olduğunu görüşünde.
Değil evet, mi? Geçen sezon bunu tabii bunlar o... çok büyük. Bu fikir, bunları böyle iddialı konuşurken yani bu oyuncu yapısını bu izlediğim Fenerbahçe'den bu görüşü çıkartıyorum. Fenerbahçe de mutlaka kaybedecek. Ama iki maçı üst üste kaybetmez diye düşünüyorum Aykut. Eğer Fenerbahçe bu anlayışı kaybetmezse iki maçı üst üste kaybetmez fikrine katılırım. Bir tane temel şartım oldu. Bu anlayışı kaybetmez ise. Bu şimdi galibiyet serisi lafı başka, mağlup olmama serisi de başka. Ya İkisi de farklı anlamlar mutlaka içeriyor. Çünkü bakın bir kazaya uğrayabilirsiniz. Futbolda bu var. Yani çok iyi oynuyor dediğimiz Fenerbahçe daha iki hafta önce kendi sahasında Antalya maçında ne kadar zorlandı gördük. Tabii. Bu deplasmanda da içeride de sizin zorlanabileceğiniz hatta iyi oynasanız bile kaza diye nitelendirebileceğimiz bir maç kaybıyla karşılaşabilirsiniz. Ama şu anki Fenerbahçe öyle bir kazaya uğrasa bile hemen kendini toparlayacak ve ikinci maçta buna fırsat vermeyecek bir zihniyete sahipmiş gibi duruyor. Bu konuda katılırım sevgili Ozan'a. Peki hocam dünkü ilk 30 dakikaya baktığımızda Nuri Şahin'in Fenerbahçe'ye oynadığı 30 dakikayı hissettiniz mi? Aynı şekilde oynadı diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bunu gözlemlediniz mi? Hemfikir misiniz ya da öyle sorayım. Hayır, Nuri Şahin, reklama çıkacağım hocam. Nuri Şahin Hoca önde baskı yaparak bence Fenerbahçe'nin hiç beklemediği bir stratejiyle Fenerbahçe'ye karşı çıktı. Fenerbahçe de buna mental yönden hazırlıklı olmadığı için özellikle ilk yarı buna karşı bir antitez üretemedi. İsmail Hoca dahil. Ben de ancak dün devre arasında bunu gördüm. Başakşehir teknik adamının çok iyi motive ettiğini düşünerek geldi. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Biz farklı düşünerek gelmiştik. Farklı bir motivasyon uygulayacaktık. Onlar da Fenerbahçe'yi böyle beklemiyordu. Nuri Şahin ne zaman Fenerbahçe'ye karşı böyle oynadı? Peki. Bazı takımlar da aynı şekilde oynamaya başladı Aykut. Bu detaylı bir konu daha sonra konuşalım. Konuşalım. Mutlaka sen de hatırlat bize. Sonra dönelim hatta ikinci bölümde Ahmet abiye sorayım Ozan Zeybek'in bu tespitini. Diyelim araya çıkalım saat başı devam edelim.